Teknik Kariyer kanalına hepinize merhaba. Bu videomda araçlarda bulunan ön salıncak burcunun değişimini yapacağız. Hangi markayı tercih etmeliyiz? Arıza belirtileri neler? Ne zaman da değiştirilmeli? Değişim nasıl yapılıyor gibi birçok sorunun cevabını bu videomda sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi sökme takma işlemine geçmeden önce arıza belirtileri nasıl oluyor ondan bahsedeyim. Şimdi burcumuz, salıncak burcumuz şu şekilde bir parça. Ben bunu hemen hemen 1,5 yılda bir, 1 yılda bir değiştiriyorum. Malum İstanbul yolları çok kötü, Türkiye'nin yolları kötü olduğu için çok kısa sürede arıza yapıyor. Bunun içerisinde bir lastik ve lastikli burç var ve preslenerek salıncağın içerisindeki metale geçiyor. Tabi araçtan araca göre değişebiliyor bunun yapısı veya şekli. Şimdi ben bunu çok sık bozulmasın diye şöyle hemen yakından da göstereyim şu şekilde. Bunun içerisine Dyson silikonu şöyle boşluklarına doldurarak yaptım. Çünkü neden? Ben bunu sürekli değiştirmekten artık bıktım ve yoruldum. İçerisine Dyson ekleyerek buradaki boşlukların da daha dolgulu olmasını sağladım. Bunun da hani daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun etrafında boşluklar var. Tabii o salınımları birazcık daha absorbe etmek için ama Dyson da zaten çok sert değil, yumuşak. En azından buradaki lastiğin daha çabuk bir şekilde parçalanmasını önleyecektir. Çünkü gerçekten hani Febi aldım, Lafleur aldım, yan sanayide taktım. Yani hepsinde de sonuç değişmedi. Hemen hemen hepsi 1-1,5 senede sonra bozularak ses yapmaya başlıyor. Şimdi bir de hazır dökülmüşken yine Febi marka. Bu arada burçlarım da Febi markaydı. Bunları da viraj lastiği aldım. Viraj lastiği de eskimişti. Onu da değiştireceğim. Bunun değişimi çok zor değil ama yani arada böyle size hap bilgi olarak sunacağım. Ama salıncak burcunun değişimini yaparken bir söktükten sonra presçiye gitmemiz gerekecek. Presçiye gittikten sonra burasını presleteceğiz yeni parçamıza ve böylece bunu değiştireceğiz. Tabii bunların preslenmiş olanları da satılıyor ama ben onları tercih etmedim. Hazır demirim var zaten. Presletme işlemini yaptıktan sonra işlemimiz bitecek. Peki arıza belirtileri neler? Hemen ona bakalım. Arıza belirtilerimiz eğer aracımız sanki rot balansı yapılmamış gibi 80-90-120 km hızlarda titriyorsa, rot balans düzgün ama herhangi bir şey yok. Frene bastığımızda sanki disk yamukmuş gibi bir titreme varsa ama diskimiz düzgün mesela. O zaman salıncak burcumuzun içerisindeki artık lastiklerin aşındığını söyleyebiliriz. Çünkü hani bunlara genelde bakılmadığı için, yani ön takımcılar bunlara bakıyor. Bakılmadığı için sorun tamamen rot balansta veya disklerde falan aranabiliyor. Eğer bunların tamamı elendiyse veya elenmeden önce direkt öncelikle buna bakılırsa en ucuz yöntem budur çünkü. Bunların hemen bir değiştirilmesi gerekecektir. Çünkü bunlar boşluk yaptığı için salıncak sallanıyor ve sallandığı zaman da bu titreşimi direksiyona iletiyor. Yine fren yaptığınız zaman salıncak içeride oynadığı için aracın fren yapmaz esnasında da yine direksiyon titremesine sebebiyet verebiliyor. En önemli test yöntemlerinden bir tanesi de eğer diski tekerlek boştayken yani krekoyu kaldırıp şu şekilde sallarsanız ufak bir boşluk yaptığını göreceksiniz. Eğer bunu da gözünüzle izlerseniz salıncağın bunun içerisinde çok fazla salınım yaptığını görürseniz o zaman bu da arızalıdır demektir. Yine bir diğer yöntem de setlere eğer yamuk girdiğiniz zaman veya düz girdiğiniz zaman aşağıdan tuk diye bir ses vuruyorsa bu yine salıncak burcu gitmiş demektir. Neden? Çünkü içerisindeki kauçuk malzeme aşındığı için salıncak hareket ettiği zaman buradaki metal kısma vuruyor ve tak tak sesi oradan geliyor diyebiliriz. Ben de şimdi bu belirtileri size söyledikten sonra sökme işlemine başlayacağım. Beraber bakalım nasıl sökülüyor, nasıl değiştiriliyor. Hep birlikte görelim. Önce aracını emniyet aldıktan sonra lastiklerimi sökme işlemini gerçekleştireceğim. Önce biraz gevşetiyorum. Evet. En azından 2 bijon bırakacağım. Şimdi ilk başta değiştirmem gereken yer şuradaki viraj lastiği. Burada da boşluk yapınca bu da ses yapar. Özellikle direksiyon çevirmelerde ve çapraz set girişlerinde. Parça bu. Şurada 2 tane somunu var. Bunları sökeceğim. Bunun sökümü kolay. Bir miktar aşağı düşebilir. Tekrar kriko ile altına taş koyarak yukarı aşağı indirerek bunu ayarlayacağız. İşte diğer parçamız da hemen gözüküyor mu bilmiyorum. Hemen şurada. Bu parçayı da şuradaki 2 tane somunu sökerek alacağım. Daha sonra bunu çevirerek çıkartacağım. Eskimiş bir parça. Daha sonra yenisini takacağız. Şimdi şurada bulunan 13'lük somunları sökeceğim.
Bunun etrafında bir koruma sacı var. Koruma sacını şöyle alacağım. Evet, bunu çıkarttım. Bunu çıkarttıktan sonra bunu da çıkartması gayet kolay oluyor. Bir tornavida yardımıyla. Çünkü iyice artık su falan gire gire açılmış. Yapışmış iyice. Açılması biraz zor oldu. Evet, bunu çıkarttık arkadaşlar. Şimdi eski parçam bu. Yeni parçam da bu. Tabi marka. Şimdi ben bunun için güzelce gresleyeceğim. Gresledikten sonra takacağım oraya. Tekrar sökerken rahat olsun diye. Evet, şimdi bunu gresledim. İç kısmını. Ve buraya takacağım tekrardan. Bunun herhangi bir yönü yok. İki tarafı da aynı. Daha sonra tabi şu metalin iç kısmını da gresleyeyim ki rahat çıksın bir miktar. Şurayı da yağlıyoruz. Orayı biraz sıkıştırmak zor olacak ama ben şöyle alt tarafına girip oradan yapacağım. Şimdi şurada salıncağın altına taş koydum. Onu da o şekilde yerleştirdim. Bir miktar açıklık var. Yaklaşık 1 santim, 1,5 santim civarında. Bunu da şimdi krikoyla indirerek salıncağın yukarı kalkmasını sağlayacağım ve orayı da kapatma işlemini yapacağım. Şimdi bir miktar bunu indireceğim. Şu an indiriyorum. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Evet, son ayarlamasını yapacağım. Sonra somunlarını sıkacağım. Evet. Gördüğünüz gibi ayarlandı. Şimdi onların somunlarını sıkayım ve işlemi bitireyim. Evet, viraj demir lastiğimizi değiştirmiş olduk. Gayet de kolay oldu. Yani çok öyle zorlamadı. Eğer böyle bir hava, şarjlı veya havalı tabancanız varsa daha rahat olacaktır. Şimdi ise daha zor olan salıncak burç değişimine bakalım. Şimdi salıncağımızın çıkartması çektirmeyle de olabilir. Çektirmeyle daha güzel olur hatta ama parçalandığı için, yani eğer eski ise zaten dış kısmı kendiliğinden biraz çektirmeyle gelecektir. Elle çektirmeyle. Bir miktar bura bura da çıkartabilirsiniz. Ama en güzeli çektirme yöntemidir. Bunun takması sökmesinden daha zor. Çünkü burası hem paslı oluyor. Ne kadar yağlarsanız da yağlayın. Bu parçamız. Bir miktar yağlama yapalım oraya. Yağın biraz işlemesini bekleyelim. Şimdi ben bunu biraz zorladım. Çıkmıyor. Daha sonra atölyeden gittim. Şu çektirmeyi aldım. Bu çektirmeyle bunu çekerek çıkartacağız. Eğer daha fazla yıpranmış olsaydı, daha eski olsaydı zaten başta da söylediğim gibi, ki daha önceden yaptım, çektirerek çıkabiliyor yani, elinize çektirerek. Ama burada birazcık daha artık iyice yerine yapışmış ve hala parça bir miktar daha sağlam olduğu için, yani çok fazla aşırı yıpranmadığı için bunu yine çektirmeyle çekeceğiz şimdi. Çektirmemizin iki kolunu alt kısma takacağım. Orta kısmını da şuradaki bölüme yerleştireceğim. Daha sonra tabancayla bunu sıkarak ayarlanmasını yapacağım. Evet, bayağı bir uğraştırdı ama şuradaki bölüm çıktı, burç içeride kaldı. Onu da çektirmeyle yavaş yavaş çekip onu da çıkartacağım. Daha sonrasında da preslemeye götüreceğim. Burca çektirmemi taktım. Şimdi yine şarjıyla bunu sıkıştırarak diğerini yaptığım gibi sökeceğim. Şimdi
demirimiz söküldü. Burcumuz buradan çıktı ayrı kısımda. Bu da bizim Dyson'ladığımız hani Febi marka burcumuz. Bunu buna presleteceğiz. Presletmeden önce söylemem gereken nokta şu. İçindeki lenförderdi. Lenförderin şuradaki bulunan ok, şu ok, şu iç kısma bakacak şekilde bu presleniyor. Hani eğer öyle bir şey alırsanız. Bunun da şuradaki presleme kısmı şu şekilde. Şuradaki tırnak kısmı. Bunda herhangi bir ok yok. Dyson'lamadan önce de bakmıştım çünkü. Şuradaki tırnak kısmı şuraya gelecek şekilde bu presleniyor. Hazır aldığınız zaten şeyler presli demirlerde de o şekilde oluyor. Bunu da bu şekilde presletip montajımızı yapacağız. Evet, parçamızı buraya preslettim. Ücreti 30 TL. Hani 2-3 dakika içinde bunu hemen preslediler bu şekilde. Tırnak şöyle L harfinin, yani şuradaki demirin olduğu yere doğru geliyor. Ve bu şekilde bunu preslettim. Şimdi bunun iç kısmını yağlayacağım. Aynı şekilde şuradaki kısmı da yağlayıp daha sonrasında oraya biraz daha gres sürüp ittirerek montajını yapacağım. Bu şekilde olacak montajı. Daha sonrasında da civatalarını takıp işlemi bitireceğim. Şasiye değecek olan kısım şurası. İç yuvası var. Bunun da şuradaki kısmına da civataların alın yüzeyi değecek. Bu şekilde bunu ittirerek montajlayacağım. Aslında bunun da aparatı var. Şuradan şöyle takılıp ileri doğru ittirme aparatı var ama özel bir aparat olduğu için hani sadece özel servislerde, yetkili servislerde bulunuyor. Bunu bu şekilde ittire ittire takacağım. Evet, yaklaşık 2,5 saatlik bir uğraşın sonucunda bunu buraya zor da olsa taktım. Şu şekilde hemen göstereyim. Parçamız bu şekilde. Bunu takarken hani benden tavsiye, eğer el beceriniz falan yoksa doğrucu bir tamirciye gidin ama el beceriniz varsa işte şu iki civatayı sökerek az önce de yaptığım gibi bir çektirme vasıtasıyla parçamızı çok kolaylıkla söküyoruz. Ama ondan sonra takması biraz zor. Meşakkat için bayağı bir çektirmek gerekiyor. Hatta komple salıncağı söküp presçiye bile gitmeyi düşündüm ama en sonunda montajını yapabildim. Benim söyleyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.